peki bu gösterilerin dışında izleyicilerimize referans olabilecek ya da görmeleri açısından başka ne yapabiliriz? Abicim şöyle bir şey gösterebiliriz. Sağ pick-up'ta beat'imiz var, evet. Instrumental. Sol plakta da akapellamız var tabii ki. Bu buradaki akapella Kila Hakan'dan. Alem Buysa parçasının. Şimdi ikisi bu vokalle beat nasıl birleştirilir göreceğiz. Gördünüz mü? Kral da biziz. Önümüzde geçeriz. Hepsine geçeriz. Kar, şere, pişe, hele. Sen kodun zantı. Yerlerine kaldı. Alem bu son. Evet. Şimdi bu plaktan referans alarak konuşursak eğer bazı Türkçe rap plakları var değil mi? Yani evet, yurt abi. Dışında basılmış genelde olanlar var. Örnek verirsek Islamic Force, Mike Force, evet. Killa Hakan'ın var. DJ Mahmut'un Garip Dünya albümü var. İlçeleri de var, albümleri de var. Evet abicim, Kartel var. Kartel'in single'ı var. Aynen abi. Türkiye'de plak basılmış, Telefon 2 var, Rapor 2 var pardon. Yeni Fresh V var. Fresh V var. Başka plağa basılmış kimse yok herhalde. Yok ama biz bastırdık. Sevdiğimiz bir sanatçının 3-4 tane parçasını bastırdık. Bunu İzmir'de bir arkadaşım var, Ceyhan Yeşil diye. Aynı zamanda Yeşil Odam'ın da sahibi diyelim. Onunla beraber plak bastırdık. Yani çünkü kapıda şöyle var, plak bitti ya. 80'lerde plak diye. Bitmez. Halbuki dünyada ilk çıkan hep plaktır. Evet. Sonra CD, kaset vesaire çıkıyor. Biz de plak bastırdık. Onu da yanımda getirdim. İzleyiciler görmek isterler diye. Peki satılıyor mu bu yoksa sadece... Satılmıyor, biz özel olarak bastırdık. Keşke satılsa. Herkes alır mı bilmiyorum ama... Koleksiyonerler var bu aralar çok internette. Böyle eski CD'leri, kasetleri toplayan insanlar var. Belki tanıdım. Onlar için sınırlı sayıda yapılabilir belki. O arkadaşlar gerçekten bir plak 200 TL de olsa alacağına inanıyorum. Çünkü öyle arşivci kafaları var olması gerektiği gibi. Eğer olursa zaten şöyle de bir planımız var abi. Diyelim X bir sanatçının en iyi parçalarını bir plakta topluyoruz. Mesela 5 tane albüm vardır. İlk albümden 2 tane, öbür albümden 3 tane. Best of hesabı. Öyle bir projemiz var. Onu da senin aracılığında duyururuz İnşallah. Abi. İnşallah. Evet, bu sizin çıkarttığınız, bu artık şey mi oluyor, dubplate mi oluyor yoksa baskı mı oluyor? Orijinal %100 vinyl abi. Vinyl, okey. Dub çünkü belli bir süreden sonra bozulduğu için. Sevdiğiniz bir arkadaşımız var, Ay Sezer. Onun parçasını plağa bastırdı. Tam hakkı çevik, halk hakkı gerekli. Lan hakkı gerekli, can hakkı gerekli. Çabuk hakkı gerekli. Peki, ufak ufak programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bu işi gönül vermiş insanlar için her plakla skeç yapılır mı diye bir soru sorsam sana, sen ne dersin? Şimdi insanlar skeci şöyle algılamasın, illa bir ses. Skeç abi, diyelim bir ritim üzerine bir plaktan şey bulursun, snare bulursun, snare skeci yaparsın. Zil sesi bulursunuz. Zil sesini hani belli bir şey yok abi. Bir standardı yok, formatı yok yani. Kapalı bir şey yok abi. İlla onlar olacak diye değil. Türk sanat müziğinden bir tane nameli olan bir şey bulursun. Onun üzerine atarsın. Dediğim gibi zil sesini atabilirsin. Kurşun sesini atabilirsin. Çok örnekleri var yani 90'lardaki hip hop rap parçalarında. Evet. Kurşun sesini scratch'ler ne bileyim. Her şey yani. Aklınıza ne geliyorsa. Ya şimdi şöyle bir şey de var aslında, onu da söylemek lazım. İstanbul'da yaşayan ya da öteki büyük şehirlerde yaşayan insanlar rap plakları bulamıyoruz ya da işte plak yok kafasına girmesinler. Çünkü ben İstanbul'da özellikle çok plak çıkartabiliyorum. Özellikle
Kadıköy'de, Taksim'de plakçılar var. Muhakkak gidin, orada muhakkak rap plakları var. Tamam, belki hayalini kurduğunuz bir MC ya da bir grubu bulmanız zor ya da çıkabiliyor ama muhakkak bir şeyler var. İstanbul dışında ise gittiğim küçük yerlerde bile çok ilginç plaklar çıkarttığım oldu. Yani plak yok kafasına girmemek gerekiyor. İnternet siteleri de var artık. Yani o sitelerden de getirtebilirsiniz. Yurt dışına giden tanıdıklarınızdan da isteyebilirsiniz. Hani biraz bu işi sevmek ve gerçekten içinden gelip bütün fırsatları artık böyle değerlendirmekle alakalı. Çünkü evet, sonuçta sen de başladığında hiçbir şey yoktu. Ben de başladığımda hiçbir şey yoktu. Yani abi ilk ben sözünü kestim. Estağfurullah. Pick-up'ları aldım. Çünkü bir anda aldım. Ben pick-up alıyorum. Gittim ilk dükkanda sordum. Aa tamam alıyorum. O kapatıyorum. Eve geldim. Plak. Plak buldum. Elvis Presley plağı vardı mesela. Hiç unutmuyorum. Tabii her plakta scratch atılır ama arkasında hani geri planda çalan müzik de etkiliyorsa bir drum kitler karışacaktır. Evet. O yüzden scratch plağı bulamıyorsunuz bile bir name sesi, efekt sesi. Bunlar çok büyük kolaylık getirir. Mesela işte programın başında sürpriz dediğimiz işte ben şöyle iki tane Türk sanat müziği plağı getirdim. İçlerinde ne olduğunu bilmiyorum aslında. Bakalım, senin de zannedersen bir getirmiştin. Bak ya, evet. Yani Türk sanat müziğinden scratch yapılır mı sorusunun cevabını biraz sonra göreceksiniz. Bülent Ersoy'un 45 binden örnek veriyorum abicim. İlk önce dinleyelim diyorum. Mesela. Evet, yani buradan da gördüğümüz üzere bir şeye başlamak için illa kendinize bir bahaneler çıkartmayın. Gördüğünüz üzere Türk plaklarından da istediğiniz gibi scratch yapabiliyorsunuz başlangıç için. Tamamdır yani. Evet, bir programın daha sonuna geldik zannedersem. Evet abi, çok eğlendim. Evet. Geldiğinizden çok heyecanlandım yanında. Yanında olduğum için abi. Estağfurullah. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Bizi seyretmeye devam edin. YouTube'da takip edin BMF, DJ Sivo, haftaya DJ Turbo. DJ değil mi artık ya? Biz öyle tanıdık bazı kısımda, bazı kısımda Tunç abimiz diye tanıdık. Tamamdır. Başka programlarda, başka ilginç konuklar ve değişik işlerle yine biz olacağız burada. Takip edin.